Sevgili izleyiciler, sağlık kitaplık bölümümüzde dünyada 366 milyon kişiyi etkileyen önemli bir hastalığı, şeker hastalığını anlatan bir kitabı ele alıyoruz. Türkiye'deki diyabet alanında çalışan, önde gelen 41 uzmanla yaptığım söyleşilerden oluşan sorular ve yanıtlarla diyabet adlı kitap, özellikle şeker hastalarının yakınlarının, diyabetlilerin, insülin direnci olanların ve reaktif hipoglisemi sorunu olanların aslında başvuracağı önemli bir kaynak. Neden şeker hastalığıyla ilgili bir kitap yazmak kendimi zorunda hissettim? Aslında bu kitabı ben yazmadım. Türkiye'nin alanında biraz önce de dediğim gibi 41 tane diyabet dünyasında önde gelen hocayla, doktorla, uzmanla röportaj yaptım ve bu röportajlardan oluşuyor. Biraz sonra kitabın içinde neler olduğunu ayrıntılarıyla konuşacağız ama ben öncelikle dünyadaki ve Türkiye'deki diyabet tehdidine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü yapılan araştırmalara göre dünyada nüfusun %6,6'sı şeker hastası ve her 10 saniyede bir kişiye şeker hastalığı teşhisi konuyor. Aslında bu demek oluyor ki belki kendimizin, belki de çok yakından sevdiğimiz birinin, annemizin, babamızın, eşimizin, kardeşimizin, komşumuzun ya da en yakın arkadaşımızın diyabet olabilme ihtimalini gösteriyor. Acaba son zamanlarda tatlıya aşırı düşkünlüğünüz var mı? Ya da son zamanlarda giderek kilo mu almaya başladınız? Bunun yanı sıra çok çabuk acıkmalarınız yüzünden sürekli ağzınıza bir şeyler mi atmak istiyorsunuz? Ve giderek hissetmeden aslında halk arasında söylendiği gibi tatlı tatlı kilo mu alıyorsunuz? İşte bunların hepsi şeker hastalığının öncü belirtileri, tip 2 diyabetin öncü belirtileri. Ama tip 2 diyabet her hastada bu öncü belirtilere belki de yol açmıyor. Ancak tip 2 diyabet böbreklerden gözlerimize, kalbimizden beynimize kadar gerçekten pek çok organı etkiliyor. Bu kitap sorular ve yanıtlarla diyabet kitabı gerçekten benim için çok anlam taşıyor. Çünkü ben diyabet hastası ve insülin tedavisi gören bir babanın kızıyım. Anneme de yaklaşık 3 yıl önce diyabet tanısı kondu. Bu demek oluyor ki aslında bende de diyabet riski yok. İnanın bu söyleşileri yaparken belki de kendime çok yakın bir hastalık gördüğüm, belki de kendimi de risk grubunda hissettiğim bir hastalık olduğu için çok keyifli söyleşiler yaptım. Kitapta neler var diyeceksiniz. Bir kere kitapta tip 1 diyabet, tip 2 diyabetle ilgili teşhisiyle, tedavisiyle ilgili merak edilen her sorunun yanıtı var. Aynı zamanda kitapta şeker yükleme testi, özellikle de son günlerde biraz önceki bölümde de yaptık şeker yükleme testi, gerek hamilelikte gestasyonel diyabet açısından yapılan şeker yükleme testi, gerekse de tip 2 diyabeti ortaya çıkarmak için yapılan şeker yükleme testi ile ilgili bir takım iddialar var, endişeler, korkular var. Şeker yükleme testi kime, ne zaman, nasıl yapılmalı? Şeker yükleme testinin bir zararı var mıdır? Tip 2 diyabetin tedavisindeki gelişmeler neler? Acaba bir şeker hastası, tip 2 diyabetli biri fazla kilo sorunu da varsa ameliyatta hem kilosundan hem de şeker hastalığından kurtulabilir mi? Bu konuda acaba diyabet dünyasının önde gelen uzmanları neler söylüyorlar? Çocuğunuz diyabetliyse, işte belki de en zor konulardan biri aileler için, aile içinde diyabetli bir çocuğun bulunması, çocuğun okulda kendi kendine insülin yapabilmesinin zorluğu, arkadaşlarının ona sen ne iğnesi yapıyorsun diye sorduğu bunaltıcı sorular, çocuğunuzun bundan utanması, çekinmesi, durumunu, hastalığını bazen kabullenememesi, işte çocuğunuz da tip 2 diyabetle nasıl başa çıkarsınız bu konuda var. Tip 2 diyabet sadece biraz önce vurgu yapmıştım. Söylediğim gibi sadece pankreastan salgılanan insülin hormonuyla ilgili değil. Maalesef ki vücudun pek çok organlarıyla ilgili. Eğer diyabet kalbinizi etkilediyse, eğer diyabet böbreklerinizi etkilediyse, eğer diyabet yüzünden
cildinizde mantar enfeksiyonları oluşuyorsa, işte tüm bu sorunların tedavisinde de neler yapılıyor? Bu konuda da alanında gene uzman isimler konuştular. Özellikle şeker hastalarına ve yakınlarına yön gösterdiler. Yine önemli bir konu, diyabette hastalarda, kadınlarda ve erkeklerde yaşanan cinsel problemler. Erkeklerde özellikle sertleşme sorunu, kadınlarda cinsel isteksizlik, bunların hepsinin gerçekten tedavisi var. Diyabetle yaşarken bu tür sorunlara asla mahkum değilsiniz. Yeter ki zamanında doğru doktora başvurun. Ve tabii ki diyabetli için beslenme de çok önemli. Diyabetliyken ne yiyeceksiniz ya da diyabet riskiniz varken, reaktif hipoglisemin insülin direnciniz varken ne yiyeceksiniz? Mutfağınızda nasıl sağlıklı yemekler yapacaksınız? Kitapta yine Türkiye'nin önde gelen 5 diyetisyeninden 25 yemek tarifi var. 25 diyabetik yemek tarifi de bulunuyor. Tabii ki bunlarla sınırlı değil. Diyabetliler bazen insülin tedavisi sırasında insülini yeterli eğer uygulayamıyorlarsa komaya da girebiliyorlar ya da acil durum olabiliyor. Diyabette şeker hastalığında gelişen acil durumlarda kendi sağlığınıza nasıl dikkat edeceksiniz ya da yakınınızda böyle bir durum varsa ne yapacaksınız? Aslında sorularla ve yanıtlarla diyabet kitabı şeker hastaları ve yakınları açısından, özellikle de şeker hastalığı açısından risk grubuna girenler açısından önemli bir kaynak. Türkiye'nin önemli uzmanlarının burada görüşleri var. Başka kitapta yer alan konulardan birkaçını daha sayayım. Diyabetli hastalarda ruhsal sorunlar, diyabete bağlı depresyon varsa ve diyabet aslında yaptığım röportajlarda gördüm ki diyabet hastalarda idrar kaçırmaya, dışkı kaçırmaya, reflüye, gaza da neden olabiliyor. İşte diyabetlilerde, şeker hastalarında görülen bu tür sindirim sistemiyle ilgili yakınmalar, gaz, idrar ya da dışkı kaçırma gibi sorunlar ve bunların acaba çözüm yolları, tedavileri neler konusu da var. Tabii biraz da hayattan keyif almak da var. Biraz önce sağlıklı mutfak, diyabetli hastalara sağlıklı yemek tariflerinden bahsettim. Aynı zamanda kitapta diyabetlilere sağlıklı tatil önerileri de var. Sorularla ve yanıtlarla diyabet, sağlığım için her şey programımızla aynı adı taşıyan kitap serisinin bir kitabı diyabetle ilgili. Evet sevgili izleyiciler, önemli olan sağlığımız. Onun için biraz önce uzmanlarla da konuştuğumuz gibi öncelikle eğer bir belirti varsa mutlaka doktora gidelim. Eğer belirti yoksa, ailemizde bir takım hastalıklar varsa ve biz de bu hastalıkları açısından risk grubuna giriyorsak hiçbir zaman kendimizi ikinci plana atmayalım. Önemli olan sağlığımız, tüm işlerimizi erteleyip sağlık için randevularımızı en kısa zamanda alalım. Özellikle de diyabet riski taşıyorsak. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Biraz sonra tekrar birlikte olacağız. Bir sağlığım için her şeyin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta gene aynı saatlerde ve cumartesi pazar günleri ATV Avrupa ekranlarında sizlerle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.